Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle Milli Savunma Üniversitesi sınavı üzerine konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları beğenerek videoların devamlılığını sağlayabilirsiniz. Hatırlatmamızı yaptığımıza göre artık videolarımıza geçebiliriz. Arkadaşlar son 2 aydır bütün dünyayı etkileyen bu salgında ülke olarak hepimiz mücadele ediyoruz. Salgın bütün hayatımızı etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Salgın sürecinde sınavların nasıl olacağı ile ilgili herkesin aklında bir soru işareti var. Normal şartlarda yani salgının planlandığı gibi gittiğini ve olumsuz bir durumun olmadığını varsayarsak sınavın 14 Haziran'da yapılması kesinleşti. Ancak adayların kafasında sınav sonuçlarının ne kadar sürede değerlendirileceği, okul tescillerinin hangi tarihler arasında yapılacağı gibi sorular var. Bu sınava hazırlanan arkadaşlarımızın mevcut belirsizliklerden ve sınav tarihinin sürekli değişmesinden rahatsız olduğunu, strese girdiğini az çok tahmin edebiliyorum. Normal şartlarda sınav herkesin bildiği gibi 31 Mart tarihinde yapılacak. Tercih işlemlerinden sonra da Haziran ayında ikinci seçim aşamaları başlayacaktı. Yani yazılı sınav ile ikinci seçim aşamaları arasında 3 aylık bir süre vardı. Bu süre adayların rahat bir şekilde sınava hazırlanmasına yardımcı oluyordu. Şu anki takvime göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde sınav 14 Haziran'da yapılacak. Salgın ilk kez Milli Savunma Üniversitesi sınavında uygulanacak olan daha önce alışık olmadığımız uygulamaları da beraberinde getiriyor. Salgın nedeniyle adayların sınava maskeyle girmesi ve girişte vücut sıcaklığının ölçülmesi gibi tedbirler alınmakta. Bu sebeple bu duruma çabuk uyum sağlamak adına denemelerde maske takmanızı ve kendinizi maskeyle sınava girmeye hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Yazılı sınav aşamasını bir kenara bırakıp Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuran adayların okul tescillerine geldiğimizde 1 Haziran 26 Haziran tarihleri arasında personel temin merkezinin internet adresi üzerinden okul tescillerinin alınması planlanmaktadır. Ancak yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ikinci seçim aşamalarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi. Salgının durumuna göre hareket edileceğini tahmin ediyorum. Peki sınav bu son planlandığı şekliyle devam ederse sizleri neler bekliyor? 14 Haziran tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı en iyi ihtimalle 10-15 Temmuz tarihleri arasında açıklanır arkadaşlar. Devamında Milli Savunma Üniversitesi okul tercihleri kabul edilen adaylara açıklanarak ikinci seçim aşamalarına çağrı yapıldıktan sonra Temmuz ayının son haftasında ikinci seçim aşamalarının yapılabileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu benim tahminim arkadaşlar. Ben salgının Haziran başında bittiğini düşünerek böyle bir tahmin yapıyorum. Salgının bitmemesi ya da vaka sayısının tekrar artması durumunda tarihler yine değişebilir. Bunların hepsi ihtimaller arasında. Ayrıca sınava girecek adaylara bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Yazılı sınavda olduğu gibi spor mülakatlarının da maskeyle yapılması gündemde. Dolayısıyla yazılı sınava hazırlanırken spor mülakatlarına yönelik yapacağınız hazırlıklarınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Araya 27-28 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavı da girdiğinde çok zorlu bir maraton sizleri bekliyor. Bu dönemi spor mülakatlarına yönelik antrenmanlarınızla geçirmekte yarar var. Antrenmanlarınızı kesinlikle aksatmayın. Hala spor mülakatı için hazırlıklara başlamayan arkadaşım varsa hemen vakit kaybetmeden bir an önce hazırlıklara başlaması gerekiyor. Nasıl hazırlanacağını bilmeyen arkadaşlarım varsa onlar da iletişim bilgilerinden benimle iletişime geçebilir. Bu salgın sürecini adaylar evde ders çalışarak geçirdi arkadaşlar. Bu nedenle yazılı sınav sonuçlarının az çok birbirine denk olacağını tahmin ediyorum. Bu durumda sıralamayı belirleyecek en büyük etken spor mülakatına çalışan ve spor mülakatına çalışmayan adayların ikinci seçim aşamasında toplayacakları puanlar olacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoları yararlı buluyorsanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.